sana sıkıntı yaratmayacak bir vaziyette. 2-3 metre geriye. Mehmet'im, Semin'in başlar yüksekte. Ölsek de Semin'in, evet ölsek de. Sanma bu tekerle kalır tümsekte. Yarın elbet bizim, elbet bizimdir. Gün doğmuş, gün batmış, evet bizim. Kaldıralım bayrakları bir yere. Coşkuyla, heyecanla. Heyet Başkanı Yaşar Çavuşoğlu, Denizli İl Sağlık Genel Sekreteri Sayın Osman Acar aramızda. Kendilerine hoş geldiniz. Her ihtimale karşı dursun mikrofon bizden. Giderken teslim ederiz. Yepyeni Türkiye, hizmet için bu ülkeye söyle var mısın? Tırnakla kuyu kazmaya, büyük oyunu bozmaya, yeniden tarih yazmaya söyle var mısın? Söyle var mısın?
Söyle bu ikili kim için bitsin bu ayrılık, bu kim kar? Gel kulak ver bu türküler, evet yepyeni Türkiye, hizmet için bu ülkeye. Söyle varmazsın, söyle varmazsın. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق المستقيم ببركة القرآن العظيم وبحرمة من أرسلته رحمة للعالمين واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وكرمك وجودك يا أكرم الأكرمين وبرحمتك يا أرحم الراحمين إنك على كل شيء قدير وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين geçmişlerimizin ruhu için bilhassa Allah rızası için El Fatiha. Yarın kandili hepimize kutlu olsun. Berat kandili. Evet saygılar, akşam mutlu hemşehrilerimiz hazır mıyız? Böyle güzel bir günde, böyle birlik beraberlik toplantısına onur verdiniz, şeref verdiniz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Gülüşen taş koyduk bu yürüyüşe, ak sevdayla bir dişe. Söyle var mısın, söyle var mısın? Şimdi aramızda çok değerli misafirlerimiz var, ben onları sizlere tanıtmak istiyorum. AK Parti Kırıkkale İl Başkanımız Sayın Mürsel Akşay aramızda, kendilerine hoş geldiniz diyorum. Kırıkkale Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Saygın aramızda, kendilerine hoş geldiniz diyorum. Milli Savunma Komisyon Başkanımız Kırıkkale Milletvekilimiz Sayın Oğuzkan Köksal aramızda. Kırıkkale Milletvekili adayımız Sayın Abdullah Öztürk aramızda. Kendi öz evladınız, değerli kardeşiniz Ramazan Can aramızda. Yapmak üzere AK Parti Kırıkkale İl Başkanımız Sayın Mürsel Akçay. Sayın milletvekillerim, belediye başkanım, Ramazan burada sen konuşuyorsun. Genel merkez, en son Ramazan. Kadın kolları merkez karar yürütme kurulu üyemiz, AK Parti'ye gönül vermiş dava arkadaşlarım, çok kıymetli hanımefendiler, beyefendiler, çok kıymetli Mahmutlarla hemşehrilerim, hepinizi
saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Bugün burada bu kalabalık, bu coşku, bu heyecan şunu söylüyor. Kırıkkale'de Allah'ın izniyle yine 3 milletvekilini meclise hep birlikte Kırıkkale'den göndereceğimizin teminatı olduğunu inanıyorum. Burada bugün vermiş olduğunuz destekten dolayı hepinize teşekkür ediyorum, şükranlarımı sunuyorum. Bu kalabalık şunu söylüyor. Bu kalabalık AK Parti davasına devam diyor. Bu kalabalık Türkiye'nin geleceğini düşünen, Türkiye'de istikrarın sürmesini isteyen kıymetli hemşerilerimizin çok güçlü desteğini gösteriyor. Hepiniz sağ olun, var olun. 2002'de AK Parti kuruldu. AK Parti'yi kimler kurdu? AK Parti niçin kuruldu? AK Parti'yi Recep Tayyip Erdoğan ve arkadaşları, bu millet kurdu. Sizler kurdunuz. AK Parti'yi ülkenin sevdalıları kurdu. AK Parti'yi ülkenin geleceğini düşünenler, ülkenin sıkıntılarını dert edinenler kurdu. CHP'den, MHP'den, Refah Partisi'nden, ANAP'tan bu ülkeyi seven insanlar kurdu. Recep Tayyip Erdoğan ve arkadaşları kurdu. Millet kurdu, sizler kurdunuz. AK Parti Türküyle, Kürdüyle, Çerkeziyle, Lazıyla bütün millet kurdu. Ve hepimiz sahip çıktık. Recep Tayyip Erdoğan'ı kalbimize bastık, gönlümüze bastık, gönlümüzü verdik. Ve kendisini sizlerin büyük desteğiyle muhtar bile olamaz diyenlere karşı Cumhurbaşkanı seçtik. Başbakan seçtik. Bunu sizler yaptınız. Neden AK Parti kuruldu? 2002'den önceki Türkiye'ye şöyle bir baktığımızda enflasyonların fırladığı, işsizliklerin arttığı, yazar kazaların Cumhurbaşkanlığı Başbakanlığı'nın önünde fırlatıldığı günlerden, tek yollardan Elmadağ yolunu düşünebiliyor musunuz? 2 saatte bir kamyonun arkasına düşer Ankara'ya zor giderdik. Bugün duble yollar yapıldı. Hastanelerimizi düşünebiliyor musunuz? 8 kişilik, 10 kişilik odalardan bugün 5 yıldızlı otel konforundaki 2 kişilik odalarda hizmet alıyoruz. Milli eğitimdeki hizmetleri düşünebiliyor musunuz? Bütün bu hizmetler AK Parti sayesinde yapıldı. Ve bunlar daha önce olmadığı için, Türkiye yeni bir partiye ihtiyaç duyduğu için AK Parti kuruldu. Ve bugün AK Parti'nin vermiş olduğu hizmetler saymakla bitiremeyiz. Sadece AK Parti'ye bugün başörtü meselesini hallettiği için oy versek yeterlidir. Hepimiz çok iyi biliyoruz. İstanbul Üniversitesi'nin önünde başörtüsünden dolayı sürüklenen kız kardeşlerimizi gördük. Bugün AK Parti sayesinde üniversitedeki kız kardeşlerimiz başörtüsüyle eğitim alabiliyorsa AK Parti sayesinde oldu. Öğretmen kardeşlerimiz başörtüsüyle derse girebiliyorsa AK Parti sayesinde oldu. Çok kıymetli hemşehrilerim, ben çok fazla uzatmak istemiyorum. Bugün Türkiye'de büyük bir oyun oynanmak isteniyor. Bu oyunu inanıyorum ki sizler görüyorsunuz. Bir tarafta AK Parti var. Diğer tarafta ise bu ülkenin geleceğini düşünmeyenler. MHP, CHP, HDP ve bunların işbirlikçileri, paralel yapı İsrail, Ermeni diasporası var. Bunları siz çok iyi görüyorsunuz. Çok kıymetli hemşehrilerim, 7 Haziran'da yapılacak milletvekili seçiminde sizlerin çok güçlü desteğini istiyoruz. Allah'ın izniyle inşallah hep birlikte Kırıkkale'de 3 milletvekilini, Türkiye'de de inşallah anayasayı tek başına değiştirecek milletvekilini AK Parti'ye hep birlikte vereceğiz. Ben sözümü çok fazla uzatmak istemiyorum. Bu kalabalığa
Ben buradaki tüm kardeşlerime, dostlarıma, Mahmutlarla hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Bu kalabalığı gördüğüm zaman 2011 yılında yapılan milletvekili seçiminde yine Genel Başkan Yardımcımız Profesör Doktor Beşir Atalay, Sayın Milletvekilimiz Ramazan Can'a demişti ki seni almadan gitmeyeceğim. Ve Allah'ın izniyle 3 milletvekilini çıkardığımızda Mahmutlar'da mitingi orada yapacağız demişti. Ve bugün bu kalabalık yine burada aynı şekilde var. Allah'ın izniyle inşallah Kırıkkale'de yine hep birlikte milletvekilini hep birlikte çıkaracağız ve Allah'ın izniyle mitingimizi bu sefer de Keskin milletvekilimiz ve hepimizin gönlündeki Abdullah Öztürk'ün Keskin'de hep birlikte bu mitingimizi yapacağız. Bu duygu ve düşüncelerle hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Durmak yok, yola devam diyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun. Sağ olun, var olun. İl Başkanımız Sayın Mürsel Akçay'a bu güzel konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Şimdi konuşmalarını yapmak üzere Belediye Başkanlık Makamı'nın şanı ve şerefi olan Kırıkkale Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Saygılı. Değerli milletvekillerim, il başkanım, teşkilatımızın değerli üyeleri, aşağı Mahmutlarlı hemşehrilerim, hepinizi saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Sayın İl Başkanım genel politikadan ve ülkemizin durumundan bahsetti. Ben de biraz aşağı Mahmutlardan başlayayım. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Burada belediye başkanlığı seçiminde yine bu şekilde bir miting yapmıştık. Ramazan Bey organize etmişti sağ olsun. O zaman da gelip size burada bir hikaye anlatmıştım. Hatırlıyor musunuz? Hikayenin şuydu, bir defa daha anlat diye bana çok ısrar ettiler. Erzurum'da öğrenciyken belediye başkan adayları vardı. Belediye başkan adaylarından bir tanesi Çırçır diye bir mahalle var orada. O Çırçır mahallesinde konuşma yapıyor. Kendisi de o mahallede. Diyor ki çok kıymetli Çırçırlılar, size bana oy verin demeyeceğim. Zaten siz bana oy vereceksiniz ki aha bu Çırçır'dan da bir tane belediye başkanı çıktı desinler. Biz sizden oy istemeye gelmedik. Niye gelmedik? Zaten işinizde birisi var. Öyle değil mi? Ramazan Bey ve belediye başkanı olduğumdan beri beni sıkıştırıyor. Köyümün yolları. Havan, içme suyu. Ve biz de biliyorsunuz ilk asfalt çalışmasına buradan başladı. Aşağı Mahmutlardan başladı. 22 tane sokak tespit ettik şimdi. 22 tane sokağımızda Allah izin verse yakında göreceksiniz çalışmalarımızı. Yağmur fırsat vermiyor. İçme suyuyla ilgili, borularla ilgili sıkıntımız var. Tabii ki en büyük talebimiz bu. Vallahi duymadılar. En büyük talebimiz doğalgaz. Şimdi bu doğalgaz ve diğer hizmetlerin gelmesiyle ilgili olarak Sayın milletvekillerimizin desteğiyle Allah izin verirse bu hizmetin buraya gelmesi için çalışmaya biz zaten başladık. İnşallah nihai sonucunu da Abdullah Bey çıktıktan sonra alacağız. Değerli aşağı Mahmutlarlı hemşehrilerim, ben özellikle şunu belirtmek istiyorum. Üç tane milletvekilimiz olduğu zaman güçlü oluruz. Biraz önce söylemiş olduğumuz hizmetlerin getirilmesiyle ilgili olarak
benim delim güçlemiş. Ve hizmeti hep beraber alırız. Bu manada sizi demiyorum, konunuza, komşunuza, eşinize, dostunuza, akrabanıza ulaşın. Kırıkkale'de çok şöyle yüksek bir oy oranıyla bu seçimi alalım. Zaten Aşağı Mahmutlar söz verdi, sandık kapatacak. Doğru mu? Eğer bana destek olmazlarsa sizi de yanıma alır, Ankara'ya meclise giderim. Evet, ben Aşağı Mahmutlar Nemşehir'e hepinize sandığı emanet ediyorum. Sandığı sizlere, sizleri de Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun, var olun. Kırıkkale Belediye Başkanımızın bu güzel konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Şimdi konuşmalarını yapmak üzere AK Parti Kırıkkale Milletvekili adayımız Sayın Abdullah Öztürk. Sayın milletvekillerim, sayın il başkanım, sayın belediye başkanım, sayın il genel meclisi başkanım, değerli AK Partililer, saygıdeğer hanımefendiler, çok kıymetli beyefendiler ve Aşağı Mahmutlu hemşehrilerim, hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Kıymetli kardeşlerim, ben AK Parti'nin 3. sıra milletvekiliyim ama biraz da farkım var benim. Onu da söylemek istiyorum. Şimdi Ramazan Can kardeşime şimdi soracağım. Ya ben boşa şişiyormuşsun. Ben Keskin'de dillere destan bir miting yaptım diye zannediyordum. Bugün Mahmutlu'yu görünce boşa şiştiğimi anladım. Demek ki bize her yer Keskin, bize her yer Mahmutlu, bize her yer Yaşan. Ve bize her yer Kırıkkale inşallah. Değerli kardeşlerim. Şimdi bura Ramazan Bey'in baba ocağı. Ben bu coşkulu kalabalığı gördükten sonra inanın bırakın 3-0'ı 4-0 görüyorum. 4 milletvekili çıkaracak, koyacağız inşallah. Sevgili kardeşlerim, değerli milletvekillerim, kesin de bana aynı jesti yaptılar. Ben de burada çok uzun konuşmak istemiyorum. Aslında çok güzel bir ortam var. Kendimi de biraz böyle alkışlatmak da istiyorum ama Ramazan Bey var inşallah, o daha çok konuşsun istiyorum. Değerli hemşehrilerim, biz aşağı yukarı 2 aya yakındır hep beraber, teşkilatımızla beraber, milletvekillerimizle beraber Kırıkkale'yi karış karış geziyoruz. Yüce Rabbime şükrediyorum ki herkes tarafından teveccüh görülüyoruz. Demek ki bu kardeşlerimiz doğru işler yapmışlar. Demek ki partimiz doğru işler yapmış. Buna elhamdülillah şükrediyorum. Değerli hemşehrilerim, Türkiye'yi biz eski Türkiye, yeni Türkiye olarak ikiye ayırıyoruz. Eski Türkiye'yi biliyorsunuz. Eski Türkiye'de krizler vardı. Koalisyonlar vardı. Hayat pahalılığı vardı. Enflasyonlar vardı. Ve terör vardı. Baş belası terör vardı. Elhamdülillah yeni Türkiye'de artık bunlar kalmadı. Türkiye büyük ülke olma yolunda önemli mesafeler kat etti. Bugün hepimiz bu kazanımları biliyoruz. Hastaneleri biliyoruz. Otoyolları biliyoruz. Bu çocuklarımızın milli eğitimdeki kitaplarının masalarının üzerine konulduğunu biliyoruz. Ulaştırmayı biliyoruz. Ve özellikle ülkemizde son yıllarda tankımızı yapmaya başladık. Helikopterimizi yapmaya başladık. Denizaltımızı yapmaya başladık. Ve Türkiye hakikaten büyük ülkeyi olma yolunda önemli mesafeler kat etti. Bunları aslında hep söyledik. Ama bugün Mahmutlu bunları çok merak etmiyor. Neyi merak ediyor? Ramazan Can'ı merak ediyor. Abdullah sesini kes, kısa kes. Ramazan çıksın ortaya diyor. Evet. Biz
Teşkilatımızla, belediye başkanımızla, Oğuz Bey'le, Ramazan Bey'le hep beraber biz biriz. Biz hepimiz bir davaya inanıyoruz. Bu dava, bu kutlu hareket halkımıza hizmet davası. Onun için bizlerde sıralamanın önemi yok. Bizlerde şahsımızın önemi yok. Biz bu işe başlarken Allah rızası için başladık. Rabbim bu millete hizmet etmeyi nasip etsin diye başladık. İnşallah 7 Haziran seçimleri hepimiz için, Mahmutlu için, Kırıkkale için ve Türkiye'miz için hayırlı olur diye düşünüyorum. Değerli kardeşlerim, ben zaten baştan beri rahattım ama bugün Mahmutlu'yu görünce Abdullah yoruldun, git evine yat diyor bu kalabalık bana. Ama bir haftamız kaldı. Ben bunları söylüyorum ama bu bizim için önemli değerli kardeşlerim. Hepiniz Allah razı olsun. Bugüne kadar hakikaten çalıştınız. Ama bir gayret daha istiyorum. Kendim için değil, Allah rızası için, ülkenin geriye dönmemesi için hepinizden son haftada bir gayret daha istiyorum. Çünkü bu çocuklarımız yarın bizden bunun hesabını sormasın. Biz doğru işleri yapalım. Değerli kardeşlerim, ben bu 7 Haziran seçimlerinin sizlere, ülkemize ve milletimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Saygılar sunuyorum. Allah'a emanet olun. Sağ olun, var olun. Bu güzel konuşmalarından dolayı Kırıkkale Milletvekili adayımız Sayın Abdullah Öztürk'e teşekkür ediyoruz. Şimdi konuşmalarını yapmak üzere Milli Savunma Komisyon Başkanımız Kırıkkale Milletvekilimiz Sayın Oğuzkan Köksal. Değerli Aşağı Mahmutlar ve önce hanımefendiler tabii. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Hoş geldiniz diyorum. Tabii bugün Aşağı Mahmutlar'da güzel bir görüntü, güzel bir gün var. Ramazan Can kardeşimiz zaten dedi ki bizim Aşağı Mahmutlar'da bir şölenimiz var abi, gelir misin dedi. Gelmez miyiz, bu şöleni kaçırır mıyız dedik. Bütün AK Parti ailesi olarak buradayız. Hepinize saygılar, sevgiler sunuyoruz. Ve inşallah Abdullah kardeşimin de söylediği gibi biz geçen Aşağı Mahmutlar'da da en sona yakın toplantıyı burada yapmıştık gene. Gene orada güzel bir kalabalık yapmıştınız. Güzel bir ortam vardı ama bugünkü çok daha fazla. O bakımdan hepinizi kutluyorum. Sağ olun, var olun. Tabii hepinizin bildiği gibi AK Parti hükümetleri 3. dönemdir Türkiye'ye büyük hizmetler yapıyor ve Türkiye'ye yaptığı hizmetleri tekrar devam ettirmek istiyor. Sadece Türkiye'ye mi, diğer taraftan da Kırıkkale'mize yeni hizmetler yapılmasının peşinde. Hepinizin bildiği gibi Kırıkkale sağlık yönünden 3.'üz. Milli eğitimde ilk 10'un içerisindeyiz. Diğer hizmetlerde 1.'iz. Az önce belediye başkanımız konuştular. O Aşağı Mahmutlar'a gelecek özel hizmetleri de saydı. Belediye başkanımıza da teşekkür ediyoruz. İnşallah bu kalabalık elbette ki hizmete layıktır. Hizmetlerin en iyisini yapması lazım. O bakımdan da belediye başkanımız da buraya hizmet sözü verdi. İnşallah Kırıkkale'de yollar ve diğer hizmetlere baktığımızda Kırıkkale altın çağını yaşıyor. Önümüzdeki dönemde de Abdullah kardeşimiz söyledi. Eğer bir hizmet gidecekse önce güç lazım. Güçlü olacaksınız ki hizmet getiresiniz. Güçlü olacaksınız ki sesiniz duyulsun. O bakımdan güçlü olmak için de Kırıkkale'den ne lazım? 3 milletvekili lazım, öyle mi? Değil mi? Kırıkkale'den 3. Şimdi Aşağı Mahmutlara soruyorum. 3 milletvekili için var mısınız? Var mısınız? Evet, Abdullah hayırlı uğurlu olsun. Yani artık buradaki kalabalıktan sonra inşallah 3 milletvekiliyle meclise gireceğiz. 3 milletvekiliyle meclise girince de tabii ki Kırıkkale'nin bütün problemlerine el birliğiyle eğilerek hizmetlerin en güzelini, en iyisini getirmeye çalışacağız. Bu Aşağı Mahmutlara da olacak.
Keskin'e de, Delice'ye de, bütün yerlerimize hizmetlerin en iyisini götüreceğiz. Ama Aşağı Mahmutlar biraz da farklı bir yapısı var. Şimdi benim köyümle aynı durumda. Ben de Ahalı köyündenim biliyorsunuz. Bizim ikimizin de belediyesi kapandı. Ama biz köy olarak kaldık. Siz mahalle olarak kaldınız. Ve şehrin içerisinde bir mahalle oldunuz. Onun için de bir belediye başkanımız burada hizmet vaat ediyorsun. Diyor ki ben şunu yaparım, bunu yaparım. Halbuki köy olunca sadece muhtar ne getirirse onu yapmaya çalışıyorsunuz. O bakımdan siz o noktada da avantajlısınız. Belediye başkanımız da sizin belediyenizi aratmayıp daha büyük hizmetler verecek. O bakımdan belediye başkanımızı bir kere daha göreve davet ediyoruz. İnşallah en iyisini yapacaktır. Tamam, haberin olsun. Evet, şimdi arkadaşlar, ayrıca Aşağı Mahmutlar'ın tabii bir özelliği daha var. İçinizden kendi yetiştirdiğiniz evladınız Ramazan Can, işte iki dönemdir, bir sene ara vermiş olmakla birlikte iki dönemdir milletvekilliği yaptı. Şimdi de inşallah üçüncü dönemde de milletvekili olarak sizlere Aşağı Mahmutlar'ı mecliste temsil edecek. Hem de iyi şekilde temsil edecek. Çünkü siz bu kadar güçlü destek verdikten sonra ona da size hizmet etmek kalıyor geriye, değil mi arkadaşlar? Evet. O halde şimdi bir kere daha soruyorum. 3 milletvekili olarak, 3-0 olarak bizi tekrar meclise göndermeye var mısınız? Var mısınız? Yeniden tarih yazmaya var mısınız? O zaman bu Aşağı Mahmutların sesi ta dalga dalga Kırıkkale'nin bütün her yerine yayılsın. Haydi hep birlikte bir kere daha varız deyin de herkes duysun. Evet. Ben de diyorum ki Aşağı Mahmutlara teşekkür ediyoruz. İnşallah istikrar sürecek. Türkiye büyüyecek. Büyüyen Türkiye'de de Aşağı Mahmutlar kendine düşeni alacak. Hepinize teşekkür ediyorum. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun, var olun diyorum. Tekrar milletvekilinin sayın olsağı konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Saygıdeğer hemşehrilerimiz, yarın saat 11.30'da Aşağı Mahmutlar köyünden Kırıkkale Cumhuriyet Meydanı'na servislerimiz kalkacaktır. Yarın saat 11'de servislerimiz Cumhuriyet Meydanı'na sizleri taşıyacak. Başbakanımız Profesör Doktor Sayın Ahmet Davutoğlu'nu Kırıkkale Cumhuriyet Meydanı'nda sizleri davet ediyoruz ve oraya bekliyoruz. Araçlarımızla sizleri götüreceğiz. Evet. Bayrakları elinde bulunan hanım kardeşlerim, hazır mıyız? Sizin öz evladınız, diğer paraleliniz, öz kardeşiniz, Kırıkkale milletvekilimiz Sayın Ramazan Can. Ben sizlerle gurur duyuyorum. Allah hepinize razı olsun. Selam olsun Sadıklı'da ekin eken Hasan amcama. Kömeç Çayır'da marul garı hazırlayan Ayşe teyzeme. Selam olsun Öteşe'de Tonga'yla kırpan biçen Hasan amcama. Yani ben size ne diyeyim? Ben hayatımın en zor konuşmasını burada yapıyorum. Amerika'da mecliste konuştum. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde konuşuyorum. Ama burada duygulanıyorum. Hakkınızı helal edin. Saygıdeğer. Öncelikle
Hepimizin ölmüşlerine rahmet diliyorum Allah'tan. Mekanları cennet olsun hepsi. Hastalarımıza acil şifa diliyorum. Bugün 46 yaşındayım ben. 46 yaşında bir evladınız, bir kardeşinizim. Sizleri hiçbir zaman mahcup etmedim. Sizler her daim bana destek oldunuz. Öncelikle hakkınızı helal edin diyorum. Burada çocukluğumuzdan bu tarafa değin, kırdığımız, küskün olduğumuz, bir şekilde aramızın açıldığı zamanlar olmuş olabilir. Hepsinden helallik diliyorum. Hepsinden özür diliyorum. Bizden yana bir hak varsa helal hoş olsun. Sizler hizmetin en iyisine layıksınız. Şu analarım, bacılarım gördükçe gerçekten duygulanıyorum. Onlar da duygulanıyor. Saygılar hemşerilerim. Bugün Aşağı Mahmutlar Kırıkkale'de siyaset merkezi olarak önemli bir yer oldu. Bugün Kırıkkale'de siyasetçiler gerek belediye seçimlerinde, gerek il genel seçimlerinde, gerekse milletvekili seçimlerinde ilahi hayat Ramazan Can milletvekili olacak diye bir kayda yok. Ama siyasetçiler artık Mahmutlu'yu es geçemezler. Bak, burada çok değerli dostlarımız var. Birisi değerli hocamız Harun Güneç abimiz. Milletvekili adayımızdı. Allah nasip etmedi. Ama inşallah bir dahaki dönem nasip eder. Bizim gururumuz. Yine burada aranızda çok değer verdiğim kardeşim, çocuklukla beraber affedersiniz inek güttüğümüz, muhabbet ettiğimiz Cefrail kardeşim. Telekom'da genel müdür yardımcısı. Bu arkadaşlarımıza gurur duyuyoruz. Yine Sıt Tarifoğlu, sağ olsun Mehmet Saygılı kardeşim belediye başkanımız, onu Mahmutlu'nun hatırına birinci sıraya koymuştu. Var ol. Değerli hemşerilerim, sizler de özellikle şunu söylemek istiyorum. Geçen dönem ben üçüncü sıradaydım. Ve bana sahip çıktınız. Sandık kapattınız. Allah hepinize razı olsun. Şunu söylemek istiyorum. Ben yine üçüncü sıradayım. Ha Ramazan Can, ha Abdullah Öztürk. Çok değer verdiğim Keskin Eşrafı'ndan Kırıkkale'de, Derice'de, Sulakyurt'ta, Bahşırı'da, Çelebi'de, Karakeçili'de, Balışehir'de, Yahşihan'da ve 180 fare Kırıkkale köyünde karşılığı olan çok değerli bir kardeşimiz. AK Parti'nin kurucu Keskin ilçe başkanı aynı zamanda. Bu saygıdeğer hemşerimizi de kardeşimiz de inşallah benden ayırmayın. Bizim üçümüzü Oğuz Bey'le birlikte meclise göndermenizi hepinizden arz ediyorum. İnşallah. Çok saygıdeğer hemşerilerim. Salı günü Keskin'de tarihiyle benzeri görülmemiş büyük bir miting yaptım. Orada da söyledim. Dedim ki ben üçüncü sıradaydım. Mahmutlu meydanında dedim ki benim sıramı beğenmiyorsunuz. Var mı kardeşim gücünüz? Gücünüzü gösterin dedim. Hepiniz gücünüzü gösterdiniz, Allah razı olsun. Keskinlerde, Keskin meydanında Abdullah Öztürk için gücünü gösterdi. Ben aynı gücü Aşağı Mahmutlardan bekliyorum. Abdullah Öztürk kardeşim hizmeti yapacak biri ve buna layık biri. Sizlerin boynunu geride bırakacak biri değil. O nedenle inşallah Abdullah Bey için de, Oğuz Kağan abimiz için de yine Mahmutlu'da bir sandık kapatalım. Çok değerli hemşerilerim. 2002'den bu tarafa mahalli seçimler, referandumlar, milletvekili seçimleri. Sandık bazında hep Aşağı Mahmutlar birinci oldu. Şimdi Abdullah Bey diyor ki Keskin birinci olacak diyor. Göreceğiz. Ama bu işi
hepsinin esprisi, hepsi aynı havuza akıyor. Değerli hemşerilerim, bizi güçlü gönderin. Eğer biz güçlü gidersek bundan Kırıkkale olarak ve köyüm olarak her daim yararlanacağız. Çok değerli hemşerilerim, burada dışarıdan gelen hemşerilerimiz de var. Özellikle Ulaş, Karacalı, Yukarı Mahmutlar, Kızıldere, Dağevi, Ahılı değerli hemşerilerim var. Çok değerli hemşerilerim, biz bölgemizde güçlü olmak durumundayız. Çulluğu söyledim. Biz bölgemizde güçlü olmak durumundayız. Ayrık kökünde biter diye bir laf var. Eğer kökün güçlü olursa toprağa kökü daha derin salarsın, yaprakları daha uzun olur. Çok değerli hemşerilerim, özellikle ablalarım, analarım, bacılarım, kardeşlerim, sizlere ben çok güveniyorum. Allah razı olsun. Biraz daha gayret edelim inşallah. Ne diyor iman ala? Allah razı olsun. Allah razı olsun. Çok değerli hemşerilerim. Çok değerli hemşerilerim. Aşağı Mahmutlar 1987'de belediye oldu. Belediyemizin kuruluşuna görev yapan Nurettin abimize Allah rahmet etsin. Geçen hafta kaybettiğimiz Ahmet Altın amcamıza, Seyfettin Can kardeşimize ve Edip Dahan kardeşimize ve 1800'lerden bu tarafa gelmiş geçmiş bütün muhtarlarımıza, bütün saygıdeğer hemşerilerimize, aşağı Mahmutlara bir çivi çakan ama herkese huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Allah hepsinden razı olsun. Bizim hatamız yok mu? Hatamız var. İnsan hatadan ari değildir. Ama önemli olan kubbede hossada bırakabilmek. Ben her daim zamanım yetiştikçe cenazelerinize, düğünlerinize gelmeye gayret ediyorum. Gelemediklerim de oluyor. Allah onlar da razı olsun. Taziye dileklerimizi iletiyorum. Çok değerli hemşerilerim, ben sizlerle gerçekten çok gurur duyuyorum. Bu aşağı Mahmutlar'daki kalabalık coşku var ya, bana bir hava veriyor görseniz. Çok değerli hemşerilerim. Sadece şunu söyleyeceğim. Kırıkkale ve aşağı Mahmutlar'da 1400 küsur seçmen var Mabatlı. 2000 seçmen de Kırıkkale'de var. Yaklaşık 3500 seçmenimiz var. Bu 3500 seçmene diyorum ki ben, her birimiz en az 3 kişi getirelim. En az 3 kişi getirirsek 10 bin oy. 10 bin oy olursa Abdullah Öztürk kesin milletvekili. Ama diyeceğim ki Abdullah kardeşime, sen Mahmutlu'ya borçlusun ha, unutma diyeceğim. Eli nasır tutan bacılarım, ablalarım. Sizlerin dertlerini biliyorum ben. İnşallah o çocuklarımıza iş için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. İnşallah. Allah bizi mahcup etmez. Kırıkkale'de ciddi derece yatırımlar var. Fabrikalar kuruluyor. İnşallah o çocuklarımızı oralara yerleştireceğiz. Değerli hemşerilerim, saygıdeğer hemşerilerim. Burada da adam alımında özellikle bizim Halil'e temin ediyorum. Diyorum ki en mağdur kim ise, en fakir kim ise ondan başla diyorum. İnşallah o şekilde bir sıralamayla hepinizi istihdam etme anlamında elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Çok değerli hemşerilerim, sağ olsun belediye başkanımıza, huzurlarınızda çok teşekkür ediyorum. Burada vermiş olduğu sözleri yerine getiriyor. Burada vermiş olduğu sözler kapsamında asfaltlama çalışması başladı. Hava muhalefeti nedeniyle inşallah 22 sokak muhtarımız Musa kardeşimizle beraber gezdiren bütün bu sıkıntıları biliyor. Su şebekesiyle ilgili sıkıntıları biliyor. İnşallah doğalgazı da hep beraber takip edeceğiz. Çok değerli hemşerilerim, eğer
Evet. Örgütlenme olur ise, talep fazla olur ise inşallah TOKİ'de beldemize kazandıracağız. Evet abi. İnşallah, inşallah. Evet. O zaman sizin 3-0 alacağız. Saygıdeğer hemşerilerim. Birazdan burada miting bitecek. Yalnız çocuklarımız kalsın. Onlara ufak tefek armağanlarımız var. Onları alsınlar. Yarın inşallah bu kalabalığın iki katını Başbakanımız Davutoğlu için bekliyorum inşallah. Saygıdeğer hemşerilerim. Saygıdeğer hemşerilerim. Yüce Mevlam, Yüce Rabbim bizleri mahcup etmesin. Bizleri sizlere hizmet etmek yolunda güç kuvvet versin. Ben sizleri çok seviyorum. Sizler için gerekirse bu can feda olsun. Allah hepimizin yar ve yardımcısı olsun. Saygılar sunuyorum. Dur, müsaade et. Hacı Bidat, müsaade. Al. Dur. Hacı Bidat, bir dakika. Gel baba, gel. Tamam, açılır. Gel baba, gel. Tamam, üzmeyin. Biraz açılır. Üzmeyin, tamam. Ben sayın vekilim, güzel bir konuşma yaptınız, duygulandınız. Bizi de duygulandırdınız. Efendim, neler diyeceğiz sayın vekilim? Valla ben aşağı mahmutlarla gurur duyuyorum. Evet. Allah razı olsunlar. Evet. Haklarını helal etsinler. Her daim bana destek oldular. Yine destek oluyorlar. Ben bu köylü olmaktan, burada doğmaktan, burada öleceğiz, burada gömüleceğiz inşallah. Evet. Allah hayırlı ölümler nasip etsin. Evet. Bir şey diyemiyorum yani. Ancak bu kadar olur. Hepsinden Allah razı olsun. Mahmutlu daha da görevi yapacak. Burak 3-0'ın işaretini verdi inşallah. Verdi. İnşallah. Peki, teşekkür ederim. Evet sayın vekilim. Ne diyeceğiz? Duygulu. Vallahi ne diyor? Çok... Ramazan Bey burada. Ben keskinliğin daha da güçlüyüm diyor. Buyurun. Valla Ramazan Bey'i tebrik ediyorum için doğrusu. Hakikaten ben de gururlandım. Yani Mahmutlu'ya göre olağanüstü bir kalabalık var. Vatandaş hakikaten kendi evladını bağrına bastı. Ben de bu duyguları yaşadığım için bilebiliyorum. Ramazan Bey de zorlandı zaten konuşurken. Hakikaten bu olağanüstü güzel bir duygu. Rabbim herkese nasip etsin diyorum. Ama ben buradaki havayı görünce de Ramazan Bey'e de AK Parti'ye de ilginin çok yüksek olduğunu gördüm. Şunu da hep görüyorum. Kırıkkale'mizi ben biliyorsunuz her tarafını gezdim ama her geçen gün artarak devam etti. Hakikaten söylüyorum tarihi bir oy alacağız inşallah. Ve Ramazan kardeşimi de tebrik ediyorum böyle bir organizasyona önder olduğu için. 3-0 yapacağız diyorsun Sayın Başkan. Hayır 4-0. 4-0. Biz yedekten de alacağız. Bonus gelecek. Bonus. İnşallah. Destekler geliyor. Evet. 4-0. Göreceksiniz böldüğünüz zaman 4 milletvekili alınacak, oy alınacak. Evet. İnşallah. Biz de hayırlı olsun diyoruz. Sağ ol. Teşekkür ediyorum size de. Kolay gelsin. Sağ ol.